Merhaba sevgili üçler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Nature, doğa konusunu işleyeceğiz. Unit 10. İsterseniz kendi kitabınızdan bu konuyu takip edebilirsiniz. Böylece alıştırmaları birlikte yapabiliriz. O zaman kelimeleri öğrenmekle başlayalım. Bird, bird, kuş. Parrot, parrot, papağan. Monkey, monkey, maymun. Turtle, turtle, kaplumbağa. Snake, snake, yılan. Hemen öğrendiklerimizi tekrar edelim. Turtle, kaplumbağa. Snake, yılan. Monkey, maymun. Parrot, papağan görüyorsunuz. Ve bird, kuş. Warm-up'la devam edelim. Join the dots and color the picture. Complete the sentences. Cümleleri tamamlamak için bu noktaları birleştireceğiz arkadaşlar. Görelim hangi hayvanmış. Bakın bu şekilde noktaları birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye devam ediyor. Gördüğünüz gibi bu bir aslan yavrusu. O zaman cevabımız ne olmalı? It is a lion demeliyiz. O bir aslan. Listen and point. Activity A1. Dinliyoruz ve işaretliyoruz çocuklar. Unit 10. Activity A. A1. Listen and point. Bird, dog, parrot, cat, frog, monkey, shark, snake, turtle. Evet. Duyduğunuz gibi bakın turtle kaplumbağa, snake snake yılan, shark shark köpek balığı, cat cat kedi, frog frog kurbağa, monkey monkey maymun, parrot parrot papağan, dog köpek, bird kuş. Activity A3. Üçüncü aktivite. Look at A1 again and choose an animal. Use the clues and describe it to your friends. Burada A1'deki hayvanlardan bir tanesini seçeceksiniz ve ipuçlarını kullanarak onu tarif edeceksiniz. Örneğin, it is big, small, büyük ya da küçük. It is green, black, brown, yeşil, siyah, kahverengi. Bunlar ipuçları. It has got. Bakın, has got demek sahip olmak demek. Big, small eyes. Büyük, küçük gözler ya da ears diyebilirdik kulaklar ya da teeth diyebilirdik dişler. It's a lovely frog. Sevimli bir kurbağa. I love frogs. Kurbağaları severim. Biz bu ipuçlarını kullanarak A1'deki alıştırmayı yapabiliriz. Bakın burada kuşu seçtik. It is small diyebiliriz. O küçük. Ve it has small wings. Küçük kanatlara sahip. It is small, o küçük. It has demek o sahip. Small wings, küçük kanatlar. Wings kanatlar demekti. Yine aynı şekilde buradaki köpek için it is white diyebiliriz. O beyaz. It has small ears and a nose. Küçük bir burnu ve küçük kulakları var. Parrot, papağan için it is red and blue. Kırmızı ve mavi. It has a beak. Beak gaga demektir çocuklar.
Onun bir gagası var ve kanatları var. Kedimiz için it is lovely, o sevimli. It is yellow, o sarı. It has a small nose and a mouth. Küçük bir burnu ve küçük bir ağzı var diyebiliriz. Kurbağa, frog, bakın. It has a big mouth. O zaman şu şekilde gösterelim. It is green and white. O yeşil ve beyaz. It has a big mouth. Büyük bir ağzı var. And big eyes. Ve büyük gözleri var. Monkey. Maymun için it is small. O küçük. It has small ears. Küçük kulakları var. And a tail. Ve bir kuyruğu var. Shark, köpek balığı için it is grey, o gri. It has big teeth, büyük dişleri var. His teeth are sharp. Onun dişleri keskindir. He has fins diyebiliriz. Onun yüzgeçleri var. It is long, yılan için o uzun. It hasn't got legs. Onun ayakları yani bacakları yok. It has a small head, küçük bir başı var ve and small eyes, küçük gözleri var. It is small and slow, o küçük ve yavaş. It has short legs, onun kısa bacakları var. It has a shell, görüyorsunuz onun bir kabuğu var dedik. Shell kabuk demekti. Draw your favorite animal. Sevdiğiniz favori bir hayvanı çizin. Do research on the internet. İnternette bir araştırma yapın. Describe it to your friends. Arkadaşlarınıza tarif edin. It is small. O küçük. It is white. O beyaz. It has big ears. Büyük kulakları var. It has a small nose. Küçük bir burnu var. It has a small mouth. Küçük bir ağzı var. It has big teeth. Büyük dişleri var. Gördüğünüz gibi buraya rabbit yani tavşan dedim çocuklar. Siz buraya güzel bir tavşan resmi çizebilirsiniz. Activity B. Match the words with the pictures. Resimlerle buradaki kelimeleri eşleştirelim. Dog. Dog. Köpek. Horse, horse, görüyorsunuz at. Parrot, papağan. Fish, balık. Bakın burada ladybird, uğur böceği. Chicken, tavuk. Count the animals and write their numbers. Burada hayvanları sayacağız ve onların numarasını yazacağız. In the forest, ormanda. Resmimiz bu arkadaşlar. Önce bakın neleri saymakla başlayalım. Kuşları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet ve kuşlardan 6 tane saydım. Bir daha bakalım. 2, 4, 5, 6, 7 pardon 7. 7 tane diyoruz. Hemen kuşları yerleştiriyoruz çocuklar. Snake. Snake'den bakalım kaç tane var? 1, 2, 3. Ben 3 tane gördüm arkadaşlar. Bir tane de ağacın üzerinde varmış. 4 tane diyebiliriz. Bu zaten sizin için çok kolay. Bakın 4 dedik. Parrot. Papağanlar için bakalım. Yukarıda 3 tane var. 3. 3 tane papağan. Monkey, maymunlar için hemen sayalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane var arkadaşlar. O zaman 4 diyoruz. Turtle, kaplumbağalar için 1, 2, 3. Birlikte bakalım. Ve 2 tane de burada
four, five. 5 tane kaplumbağa saydım. Evet, siz emin olun arkadaşlar. Birlikte saydık. 5 diyebiliriz. Look at the picture in B2. B2'deki resme bakın. Talk about the animals. Hayvanlar hakkında konuşun. In the example. As in the example. Yani örnekteki gibi. Bakalım. How many snakes are there in the forest? Ormanda kaç tane yılan vardı? Bakın. There are four snakes dedi arkadaşımız. Burada how many kaç tane demektir çocuklar? Kaç taneymiş? Four, dört tane. Ama ondan önce ne kullanıyoruz? There are kullanıyoruz. Birden fazlaysa there are deriz. Yine aynı şekilde are there five monkeys? Yani beş tane maymun mu vardı? Bakın are there'le sorduk çünkü soru sorarken are başa gelir. No, there aren't. Hayır, değil. Doğrusu neymiş? There are. Bakın, there are. Are there'le sorulur, there are'la cevap verilir. There are four monkeys. Evet, şu şekilde gösterelim. Soru sorarken are there'le sorduk. Cevap verirken there are'la cevap verdik. Yani yer değiştiriyoruz. No derken there aren't dedik çocuklar. Are there two parrots? Yine aynı şekilde are there soru soruyoruz. İki tane papağan mı vardı? No, there aren't. Hayır, değil. Doğrusu neymiş? There are three parrots. Üç tane. Activity C. C1. Find the animals in the puzzle. Puzzle'daki hayvanları bulalım. Önce isimlerini öğrenmekle başlayalım. Bee, arı. Sheep, sheep. Görüyorsunuz koyun. Seagull, seagull. Martı. Duck, duck. Ördek. Horse, at. Seahorse. Görüyorsunuz deniz atı. Şimdi tekrar edelim arkadaşlar. Seahorse. Bakın deniz atı. Horse, at demiştik. Duck, ördek. Zaten fotoğrafları olduğu için yazmıyorum. Seagull, martı. Sheep, koyun. Bee, arı. O zaman puzzle'da yerlerine yerleştirelim. Gördüğünüz gibi çocuklar, seagull, horse, duck, seahorse ve sheep yerleştirildi. Activity C2. Listen and circle the correct numbers. Dinleyelim ve doğru numarayı daire içine alalım. C2. Listen and circle the correct numbers. 1. There are 3 sheep. 2. There are 4 chickens. 3. There are 4 ducks. 4. There are 2 cats. 5. There are 2 dogs. Evet, bu şekilde işaretledik çocuklar. There are var demekti. Burada 3 sheep, 3 tane koyun. 4 chickens, 4 tane tavuk. 4 ducks, 4 tane ördek, 2 cats, 2 tane kedi, 2 dogs, 2 tane köpek. Activity C3, look at the C2, ikinci aktiviteye bakın and draw the animals on the farm. Çiftlikteki hayvanları çizin diyor çocuklar. Yani bakın buradaki verilenleri, daire içine aldıklarımızı buraya çizeceksiniz. Eğlenceli bir aktivite olacak sizin için. Örneğin, there are two dogs on the farm. Yani çiftlikte iki tane köpek var. There are two cats. İki tane kedi var. Activity D.
D1. Put the words into the correct category. Yani doğru kategoriye bu kelimeleri yerleştirin demiş arkadaşlar. Ne yapabiliriz bunun için? Hemen bakalım. B arı demekti. Arıyı seviyorsunuz değil mi? Pigeon. Pigeon, güvercin. Güvercinleri de ben çok severim. Dog, köpek. Köpekleri de severiz. Snake. Snake nedir? Yılan. Yılanları sevmem. Seagull, martı. Martıları severim arkadaşlar. Cat, kedi. Seviyorum. Frog, kurbağa. Pek sevmem. Evet. Shark, köpek balığı. Hiç sevmem. Görmemeliyim. Ve horse, at. Atları da çok severim. Siz de bu şekilde bir uygulamayla kendi sevdiğiniz ya da sevmediğiniz hayvanları yerleştirebilirsiniz. Bakın, şöyle yapalım. I like, severim demektir. I dislike, sevmem. Zaten yüz işaretlerinden anlıyorsunuz. Ama kelimelerin anlamlarını hatırlayalım. Bee, arı demiştik. Pigeon, pigeon, güvercin. Ve dog, köpek biliyoruz. Snake, yılan yazalım. Seagull, martı. Cat, kedi. Zaten biliyoruz arkadaşlar. Frog, kurbağa demiştik. Evet. Ve shark, köpek balığı. Eminim kimse köpek balığını görmek istemez. Evet. Ve horse, at. Bu şekilde ezberleyebiliriz. Activity D2, look at D1, make sentences about your likes and dislikes. I like dolphins and cats derken, kedileri ve yunusları severim. Dolphins, yunuslar. I dislike snakes, yılanları sevmem. Zaten yılanları kimse sevmez. Bakın buradaki S takısı çoğuldur. Kedi, cat, kediler derken cats. Snake, yılan. Yılanlar derken snakes deriz bakın. I like horses. Atları severim. I like cats. Kedileri severim. I like birds and chickens. Kuşları ve tavukları severim. Burada I dislike snakes. I dislike frogs. Kurbağaları sevmem. Dislike sevmiyorum. I dislike sharks. Köpek balıklarını sevmem. Zaten hiç kimse sevmez. Ve I dislike snakes. Yılanları sevmem. Evet. Siz de buna benzer cümleler oluşturabilirsiniz. Activity D3. Look at the pictures and questions. Choose your answer. Yani resimlere ve cevaplara bakalım. Doğru cevabımızı seçelim. Birlikte yapıyoruz arkadaşlar. Do you like dogs? Bakın do'yu ile sorulduğu zaman do ile cevap veririz ya da yes I do ya da no I don't deriz. Siz neyi seviyorsunuz? Ben çok severim. Yes I do dedim. Do you like cats? Kedileri sever misiniz? Yes I do. Ben çok severim. Yine aynı şekilde do you like whales? Balinaları sever misiniz? Whales balina demektir. Yes I do. Ben severim. Do you like sharks? Köpek balıklarını sever misiniz? Buradaki resmi çok sevimli ama ben sevmem. Denizde onları görmeyi istemem. O zaman no I don't. Work with your partner. Partnerinle birlikte çalış. Ask and answer about the animals. Hayvanlar hakkında sor ve cevapla. Şimdi arkadaşlar birlikte yapalım. Burada arkadaşınıza örneğin do you like horses diye sorabilirsiniz. Arkadaşınızın cevabı ne olabilir? Yes I do ya da no I don't olabilir. Ya da do you like fish? Balıkları sever misiniz? Arkadaşlar balık için fish, bir tane balık için de fish diyoruz. Birden fazla balık için de fish diyoruz. Yani buraya S takısı gelmez. O zaman do you like fish? Balıkları sever misin? Yes I do diyebilir arkadaşınız. Ya da no I don't diyebilir. Hayır sevmiyorum. Sea horses neydi? Deniz atları.
Deniz atlarını sever misin? Ya da do you like chickens diyebilirsiniz. Ya da do you like monkeys diyebilirsiniz. Ama cevabımız hep yes I do, no I don't olur çocuklar. Do you ile sorulan bir soruda yes I do ya da no I don't ile cevap veririz. Burada bir proje zamanı. Prepare a colorful dictionary for the words in unit 10 as in the example. Yani burada örnekteki gibi bir sözlük hazırlayın demiş. A blue dolphin, görüyorsunuz resmi. A brown chicken, kahverengi bir tavuk. O zaman siz de bu boşluklara resimler yapıştırıp altına yazabilirsiniz. Let's practice. Hadi pratik yapalım. Write the words under the pictures. Bu kelimeleri resimlerin altına yazalım. Bakın burada seahorse deniz atı, pigeon güvercin, pigeon bee arı. Frog kurbağa, shark köpek balığı. Activity B, put the animals into the correct category. Doğru kategoriye bu hayvanları yerleştirelim. Bakın burada snake, yılan, lion, aslan, fish, balık, dog, köpek, elephant, fil, monkey, maymun, cat, kedi, whale, balina. Gördüğünüz gibi pets, evcil hayvanlar, wild animals, vahşi hayvanlar demektir. O zaman pets için cat, dog, fish diyebiliriz. Diğerleri de wild animals, yani vahşi hayvanlar grubuna girebilir. Activity C. Look at the chart. Tabloya bakalım. Choose a person and make sentences as in the example. Örnekteki gibi cümleler kuralım arkadaşlar. Örneğimize bakıyoruz. Merve likes elephants. Merve, görüyorsunuz, gülen yüz koymuş. Filleri seviyor. Fakat Öykü ve Tuna, görelim. Öykü ve Tuna sevmiyor. O zaman burada yanlış yazılmış arkadaşlar. Biz ne diyeceğiz? Öykü ve Tuna don't like, sevmiyor. Don't kullanmalıyız. Evet, bu şekilde don't like. Don't like, sevmiyor demektir. Burada Merve bir kişi olduğu için likes dedik. Yani like'da S takısı ekledik. Öykü ve Tuna iki kişi olduğu için arkadaşlar olumsuzu don't like'tır. Buna dikkat edelim. Şimdi örneklerle görelim. Burada bakın Merve likes elephants dedik. Merve filleri sever. Fakat she doesn't like snakes and monkeys. O maymunları ve yılanları sevmiyor. Dikkat ederseniz sevmiyor derken she için she doesn't like diyoruz. Doruk likes elephants. Aynı şekilde Doruk bir kişi olduğu için likes dedik. Şuradaki s'yi görüyorsunuz çocuklar. And Doruk likes elephants and monkeys. Yani filleri ve maymunları seviyor Doruk. Fakat he doesn't like. Yine aynı şekilde he doesn't like diyoruz. He doesn't like snakes. Yılanları sevmez. Burada Doruk likes monkeys. Doruk maymunları sever. Fakat Merve doesn't like monkeys. Merve maymunları sevmez. Siz de bu şekilde cümleler kurabilirsiniz arkadaşlar. Activity D. Use the clues and answer the questions. Buradaki ipuçlarını kullanarak cevapları verelim. How many chickens are there on the farm? Bakın burada how many kaç tane demektir. Kaç tane tavuk var? O zaman hemen yazdıktan sonra bu şekilde doğru cevabımızı söyleyelim. Are there'le sorulmuş. There are'la cevap veririz çocuklar. Birden fazla olan nesneler için
there are kullanırız. There are five chickens on the farm şeklinde devam edebiliriz. What color are their chickens? What color are the chickens? Brown. Yani tavuklar ne renk demiş? They are brown diyebilirsiniz. Onlar kahverengi. Are the chickens big or small? Tavuklar büyük mü ya da küçük mü? Yine aynı şekilde they, onlar, they are small diyebiliriz. Burada bakın kısaca olsun diye the chickens yerine they kullandık arkadaşlar. The chickens are brown diyebilirdik ama biz ne dedik? They are brown. Tıpkı burada olduğu gibi the chickens yerine they are dedik. Bakın are'la soru sorulur. Are sorularda başa gelir. Ama düz cümlelerde they are dedik. Özneden sonra gelir. Burada do you like dolphins? Sen yunusları sever misin? Elbette ki yunusları seviyoruz. Öyle değil mi çocuklar? Yes, I do diyoruz. Do you like monkeys? Sen maymunları sever misin? No, I don't. Hayır, sevmiyorum diyebilirsiniz. Do you like fish? Balıkları sever misin? Yes, I do. Gördüğünüz gibi do'yu ile sorulan sorularda yes I do ya da no I don't'la cevap veririz. Her zaman bakın öznemiz I, you, we, they ise eğer, yani ben, sen, biz, siz, onlarsa eğer burada do kullanılır arkadaşlar. Ama he, she, it ise öznemiz he, she, it ise does kullanılır. Bunu ilerleyen yıllarda göreceksiniz. Answer the questions. Activity F. Do you like birds? Sen kuşları sever misin? Yes, I do diyebilirsiniz. Evet, severim. Do you like frogs? Ben kendi adıma söyleyeyim. Sevmiyorum. No, I don't diyebilirsiniz arkadaşlar. Do you ile sorulan soruları yes I do ya da no I don't diye cevap verebiliriz. Do you like turtles? Sen kaplumbağaları sever misin? Aslında severim. Bu nedenle yes I do diyorum. Evet. Do you like ducks? Ördekleri sever misin? Evet, seviyorum. Yes, I do şeklinde cevap verebiliriz arkadaşlar. Ne demiştik? Do'yu ile sorulan bir soruya yes, I do ya da no, I don't demeliyiz.